Bu kitap şu dağların yaratılışıyla alakalı neler söylüyor bir bilseniz. Dağların niye var edildiğine dair neler söylüyor bir bilseniz. Biz bugüne kadar hep dağların yeryüzüne çakılmasından söz eden ifadeler kullandık. Geçen işte o kısa surelerin tefsiri ikinci kitabı son rotuşlarını yaparken bir konuyu biraz daha derinlemesine inceleme ihtiyacı hissettim. Bir coğrafya profesörüyle çalıştım epeyce. Dedim ki ona, Allah yeryüzüne ağırlıklar koyduğunu söylüyor. Elka fil ardı ravasiye. Ravasi, rasiye kelimesinin çoğuludur. Ağırlıklar demek. Ağırlıkların yeryüzüne konulması gerekçelendirilirken de söylüyor ki Yüce Allah, entemide biküm, sarsılmanızla alakalı. Yani sarsılmayasınız diye. Bu ne demektir? Ben zannediyordum ki bu biraz dışarıdan dağların, yani bu yörüngedeki dünyanın hareketindeki bir anlamda balans göreviyle ilişkili olsun. Öyle zihnimde öyle tasarlıyordum. Bana o hoca arkadaş dedi ki, ayette nasıl diyor? Yeryüzünün üstüne mi diyor, içine mi diyor? Ne lazım sana dedim. Olmaz dedi, lazım. Bana tam nasıl söylediğini aktar deyince dedim ki, yeryüzünün içine diyor. Yeryüzünün içine ağırlıkların konulması dağlarla alakalı değildir. Meğer Allah dağ kelimesini Arapçada el cibal kelimesiyle karşılıyor ama demin okuduğum ayette ravasiye kelimesini kullanıyor. Ravasiye geleneksel algıda dağlar diye kabul edilmiş. Oysa ravasi dağ demek değil. Dağ el cibal, el cebel demektir Arapçada. Ravasi ağırlıklar demektir. Ve yeryüzüne yerleştirilen ağırlıklar mağmanın ta ortasındaki ağırlıklardır. O hacı yatmaz var ya, hacı yatmaz. Hani nereye koyarsan dikilir. Niye? Onun altında ağırlık vardır. Asıl çekim orasıdır. Orası yere yapışır, üstü daima havada kalır. Yeryüzüne yerleştirilen ağırlıklar, yeryüzünün içine yerleştirilen, mağmaya konulan ağırlıklardır. Nasıl bileceğiz biz bunu? Biyoloji, jeolojiyi bilmeden, jeolojik ayrıntıları bilmeden bu ayetleri nasıl anlayacağız? Anlamayacağız. Anlamış gibi yapacağız. Geçiştireceğiz işte. Yaptığımız bu. Hiç düşünmüyoruz ki bir yerde cibal diyor, bir yerde ravasi diyor. Elbet bunun bir sebebi olması lazım. Yerin üzerine demiyor, yerin içine diyor. Bakın, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduk, ravasi kelimesine dağ dedik. Oysa bilerek yerin içine manasını verseydik, ravasi kelimesine dağ demeyecektik. Pek çok ayet var bununla ilgili. Yani ama böyle hemencecik bir, ne kadar merak ediyorsunuz ya. Nahl suresi 15 mesela. Enbiya suresi 31. Tam bunu söylüyor. Ve cealna fil ardı diyor bak. Ve cealna alel ardı demiyor. Alel ardı olsaydı arzın üzerine olacaktı. Fil ardı olunca içine demek. İçine olunca revasi kelimesini kullanıyor. Cibal olunca ala diyor. Muhteşem bir kainat kitabı dersi verir bu Allah'ın kitabı. Onun için o bilgilere iki de bir gönderme yapmak zorundayız. İzostati diye bir denge var. İzostati dengesini bilmeden bu ayetler anlaşılmaz. İzostasi ne demek? İzostasi işte o denge demek. Yani bir taraftaki bir yığılmanın öbür tarafta
alçalmaya ya da bir taraftaki eksilmenin öbür taraftaki yükselmeye dönüşmesi demektir. İzostazi denge. Denge var kainatta. Bu nedir biliyor musun? Ve semaa rafa'aha ve vada'al mizane. Allah göğü yükseltmiş ve dengeyi koymuştur. Denge izostati de.